Anladığım kadarıyla kıyının bir kot olayını ayarlamışlar. Bu arada merak edenler için şimdi bu dolgu olayını 2 ay kadar önce Büyükşehir Başkanı, yanlış hatırlamıyorsam acaba Engin Tekintaş mı? Birisi, muhtemelen Büyükşehir Başkanı'dır, dediydi ki ortalama 15 dönüm sağda, 15 dönüm solda, 30 dönüm yol yer kazanacağız ve işte buraya hiçbir yapılaşma yapmayacağız demişti. Ama şimdi bizimkiler yeni uyandılar. Ne oluyor yav diyorlar buraya. Gayet basit. Daha önce zaten yüksekti buralar. Yüksek değil, dolmuştu. Sonra Karadeniz sahil yolu yapılınca buralar biraz daha deniz içeri girdi. Buradan Soya'ya kadar yine bisikletle turumuzu devam ettireceğiz. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Şurada durum bu. Bunu yapma gerekçesi olarak şeyi sunuyorlar bize. Bu bölgeye gondol sefası yaptıracağız. Yapabilmek için de gondol sefası yapabilmek için şu alana, şu gördüğünüz alana kum birikintisi olmaması lazımmış. Tabii kim dedi bunu? Kim bilir kim dedi. Yani kimin dediği de çok önemli değil. Ama yapılan bir şey var, o da önemli. Yani karşı mı çıksam, he mi desem bilmiyorum ama göründüğü kadarıyla anladığım kadarıyla bu şu gördüğünüz yol aşağı yukarı 2 metreye yakın daha yukarıya çıkacak. Hazır bu arada canlı yayın yaparken bu Mostaralı Köprü'den şöyle bir bakalım. Burada gondol yüzer mi bilmiyoruz. Gondol yüzmezse sandal yüzer. Yani neticede bir dere sefası yapılacağı
benziyor. Şöyle biraz yüksekten bakalım. Burada kendim yetim Ali gibi duruyorum. Biraz sonra dönüşte Scorpio ile, yani Twitter'dan canlı yayın yapacağım.